Efendim hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir hafta, güzel bir gün diliyoruz. Kanal Fırat ekranlarından, Milad'ın mutfağından. Efendim pazartesi günü bugün ilk bölümde birlikte bir yemek yapacağız. Hatta iki yemek yapacağız. İkinci bölümümüzde de konumuz eğitim olacak. Çok değerli Alper Güllü hocamla. 6 Sigma Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu üyesi Alper Güllü hocamla birlikte olacağız. Eğitim konuşacağız. Çok az kaldı biliyorsunuz. Hem LGS'ye hem de üniversite sınavına. Bakalım nasıl gidiyor bu süreçte, öğrencilerimiz neler yapacak? Alper hocamla onu konuşacağız. Yemeğimize gelince, yemeğimizi ne yapacağız? Elazığ'ımızda da çok yapılan, evlerimizde çok tükettiğimiz, gerçekten tam da mevsimi diye düşünüyorum. Gerçekten tam zamanı şöyle bir ıspanak, ama neyle? Yumurtalı. Yumurtalı bir ıspanak yapacağız, böyle güzel soğanlı. Yanına da güzel bir çorba, sebze çorbası. Artık kış aylarının sonuna geliyoruz. Bir kış sebzelerinden bir çorba yapalım dedik. Eğer hazır ise malzeme listemizde bir görelim. Bakalım hangi malzemelerimizle bu iki menümüzü çıkaracakmışız. Bir görelim. Sonra da hem yemeğimizi başlatalım hem de sohbet edelim biraz. Seçim yaklaşıyor. Elazığ'ımız için hayırlısını diliyoruz elbette. Kimler gelecek, kimler gidecek bakalım. Gidecek mi, kalacak mı? Bunları konuşacağız değerli izleyenler. Tabii ki biz siyasete girmiyoruz. Yani bir taraf değiliz muhakkak ki. Ama Elazığ'ımızın her zaman faydasını düşünüyoruz. O yüzden içimizden, kalbimizden kim geliyorsa oylarımızı o tarafa vereceğiz. A parti, B parti, C parti. Bizim için değişen bir şey yok. Ama Elazığ'ımız için hayırlısı olsun diyoruz. Seçimde nasıl davranmamız gerektiğini konuşalım. Bir Elazığlı'ya yakışır bir şekilde seçimi konuşalım. Seçimin olmasını arz ediyoruz tabii ki. Malzeme listemiz bir gelsin. Hazırdayım henüz. Birazdan hazırlanacakmış efendim. Hazırlanınca, ekrana gelince ben de okuyacağım. Şöyle bir neler yapacağız onu bir gözden geçirelim. Efendim şöyle yumurtalarımız var, ıspanağımız var. Şöyle kıydığımız, yıkadık. Çünkü bunun ıspanağın yıkanması çok önemli malumunuz. İyi bir yıkamadan geçmesi lazım. Hatta 2-3 sefer sudan geçirdim. Böyle teker teker yaprakları yıkadım. Ben saplarını kullanmıyorum. Sadece yapraklarını şöyle kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Yapraklarıyla yapacağız. Burada da çorbamızın malzemeleri, bir adet patatesimiz, havucumuz, kabağımız ve soğanımız var. Bunları malzeme listesinde vereceğiz. Şöyle öncelikle patatesimizi şöyle bir dörde bölelim. Dilerseniz değerli izleyenler. Sonra da evet şöyle dörde bölelim patateslerimizi. Şöyle bir haşlayacağız önce. Şöyle malzemelerimizi tenceremize su koyduk. Onun içerisine bırakıyorum. Evet. Aynı şekilde küçük küçük havuçlar geç pişeceği için, daha sert bir sebze olduğu için biraz küçük doğrayacağım. Müsaadenizle onları rondodan da geçireceğiz sonrasında. O yüzden biraz küçük doğruyorum. Şöyle hatta boylamasına bir alayım. Evet, şöyle havuçlarımızı da atıyorum. Değerli izleyenler. Evet. Ne kaldı? Kabağımız kaldı. Kabağımızı da şöyle yine ortadan bir alayım. Sonra şöyle bir soydum tabii. Dolmalık yapar gibi. Onları da atıyorum. Suyumuzun içerisine. Evet. Şimdi hazır. Hemen altını yakıyoruz. Evet, onu şöyle haşlayacağız biraz. Onlar pişince böyle helva gibi olunca rondodan geçireceğiz onu diyelim. Şimdi gelelim şey efendim. Şöyle elimizde bir sebzeden arındıralım. Evet. Şimdi gelelim ıspanağımıza. Ispanak için ne yapacağız? Hemen soğanımızı bir kıyalım. Bir adet soğanımız. Yemektik. Bunu şöyle pembeleşinceye kadar değerli izleyenler bir kavuracağız. Evet.
bir adet soğan. Soğanımızı şöyle güzel bir kıyalım. Yemeklik. Evet. Şöyle başlayayım. Üzerinde zarı kaldı mı elden kayıyor soğanımız. Biraz zor olabiliyor doğranması. O yüzden evet bu bir tarafı yarımı tamam. Şimdi diğer yarısını hemen doğrayalım. Birlikte hatta yapmak isteyenlerle yapabiliriz. Gerçi ev hanımları, Elazığ'ın özellikle ev hanımları bu konuda gerçekten tecrübeli. Gayet iyi yapacaklarına da eminim ben. Elazığ'ımızın hamarat ev hanımlarını. Hemen böyle soğanımızı doğruyoruz. Yemek sesi geldi mi? Tamam, soğanımı doğrayıp hemen okuyacağım onu da. Yemek listemizi hemen okuyacağım. Soğanımızı doğrayalım. Evet. Atmadan şöyle. Evet. Yemek listemiz geldiyse hemen şöyle gelsin. Onu bir okuyalım değerli izleyenler. Yumurtalı ıspanağımız efendim. 750 gram ıspanak kullanacağız. 3 adet yumurta, 1 baş soğan, sıvı yağ, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz kullanacağız yumurtalı ıspanakta. Bir de neyimiz vardı? Güzel bir sebze çorbamız var. Hemen o ekranımıza gelsin. Sebze çorbası, 1 adet patates, 1 adet kabak, 1 adet havuç, 1 baş soğan, sıvı yağ, kuru nane, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz kullanacağız sebze çorbamızda. Çorbamızın soğanını da şimdi koyacağım. Efendim onu böyle dörde bölerek yine koyacağız. Bu doğradık. Bu ıspanağımız için. Evet hemen. Şöyle. Sebze çorbamızın. Evet. Soğanını da koyduk dörde bölerek. Bunları da hemen atalım. Başını. Hemen tavamıza. Evet şöyle bazen karışıyor. Koyuyoruz. Sıvı yağımızı da koyacağız. Hatta tereyağımızı da koyacağız. Bugün sakarlığım üzerinde herhalde. Ya döküyorum. Evet. Evet. Şimdi önce biraz tereyağı koyalım değerli izleyenler. Evet, tereyağımız tamam. Biraz da sıvı yağ. Sonra tavamızın altını yakalım. Biraz yakmakta zorluk çekiyor. Bunu temizlerken bir problem yaşadık. Tıkadık zannediyorum. Evet. Şöyle yaktık. Çok şükür. Bunu becerdik. Şimdi efendim şöyle soğanlarımız pembeleşinceye kadar biraz kavuracağız soğanlarımızı. Değerli izleyenler. Tereyağında ve sıvı yağda. Sonra ıspanaklarımızla önce yumurtayla bir araya getireceğiz. Şöyle yumurtamızı da hemen müsaadenizle ben kırmak istiyorum. Buna değil de hatta
da şuna kıralım. Evet. Şöyle dökmeden daha geniş bir kaba koyalım. Rahat çırpabileceğimiz bir kaba. Evet. Hemen bunları kaldırıyorum. Evet. Soğanımı bir karıştırayım şöyle. Pembeleşinceye kadar. Sonra bir yumurta pişirir gibi pişireceğiz efendim. Soğanlarımızla birlikte. Çok güzel. Evet. Şimdi bunu bir çırpalım çatal yardımıyla. Şöyle yumurtalarımızı şöyle bir çırpalım. Üç adet yumurta yeterli olacaktır. Bu tabii sizin zevkinize bağlı. Ne kadar yumurta tüketeceğinize bağlı. Ispanakta ne kadar kullan? Ben 250 grama bir yumurta olarak düşündüm. 750 gram ıspanak kullanacağımız için ben 3 adet yumurta yeterli buldum değerli izleyenler. Evet. Hemen şöyle çatalımı da sileyim. Çatalım. Yumurtamız hazır. Soğanlarımız pembeleşecek. Tam öldürmeyeceğiz. Tam böyle karartmayacağız soğanlarımızı değerli izleyenler. Güzel bir ıspanaklı yumurta olacak inşallah. Tabii aksilikler peşimizi bırakırsa bugün böyle biraz sakarlığım üzerimde. Allah esirgesin. Şöyle hemen şuna da bir kapak ayarlayayım. Büyük mü olur? Yok, büyük bu. Sizler de aynı zorluğu çekiyor musunuz bilmiyorum. Kapak bulmakta bazen zorlanıyorum. Bu da büyük. Bir de bunu deneyeceğim. Yoksa bir tareyle idare edeceğiz artık. Zannediyorum tamam. Evet. Şöyle o sebzelerimiz haşlanıncaya kadar. Çok güzel. Yumurtalar, soğanlarımız güzel kavruluyor. Birazcık daha kavuracağım. Pembeleşinceye kadar böyle ezilecek yani. Derler ya hanımlar, soğanları öldürdük derler. Efendim, o aslında artık orada öldürdükleri kocalarımı böyle sinirli kızan, eşlerine kızan hanımlar onu mu kastediyorlar bilmiyorum ama soğanı burada böyle biraz pişireceğiz. Pembeleşinceye kadar çevireceğiz. Akabinde de yumurtamızı kıracağız. Efendim Elazığ'ımızda gerçekten çok yapılan bir yemektir bu. Çok da severek tüketiriz. Biz farklı yaparız biraz. Batı'da şöyle göz göz yaparlar. Yumurtayı bütünden koyarlar. Biz adeta böyle karıştırırız Elazığ'da. Farkımız o. Hatta ıspanağı pişirdikten sonra yumurtayı kırarlar üzerine. Biz öyle yapmayız. Biz yumurtayı önce pişirip sonra ıspanağı koyarız. Nitekim şimdi de öyle yapacağız. Soğanlarımızı evet yavaş yavaş soğanlarımız böyle güzel bir kıvam alıyor. Çok pişirmeyeceğiz dediğim gibi.
kendini salması, şöyle inci gibi dizilir böyle soğan, böyle kabarcıklar çıkar. O hali yeterli bizim için. Evet, zannediyorum. Tamam. Şimdi yumurtamız efendim. Şöyle yumurtamızı dağıtarak koyuyoruz. Soğanımızla yumurtamızı adeta bir soğanlı yumurta gibi pişiriyoruz. Çok güzel. Hemen toz biberimizi karabiberimizi atıyoruz yumurtamıza. Çok güzel, evet. Şöyle altını da iyice kısalım. Evet. Şimdi yumurtamız hazır. Şimdi ıspanaklarımız efendim. Böyle fazla olacağı için, önceden sünmeyeceği için şöyle peyderpey koyacağım. Ispanağımızı değerli izleyenler, çünkü ıspanak böyle zaman içerisinde biliyorsunuz sünecek, daha küçülecek. Şöyle yumurtamızla da bir araya getirmeye çalışıyorum. Evet. Alt üst yaparak. Tuzumuzu da sepeceğim. Sünmesine yardımcı olacak. Evet. Şöyle bir yumurtalarımızı üste doğru alacağız. Evet. Sündükçe de ıspanağımızı yine koyabiliriz. Değerli izleyenler, artan ıspanağımızı. Evet, şöyle. Çok güzel. Yavaş yavaş sünüyor. Şimdi efendim, seçim dedik. Bir siyasi konuşma değil benim yapmak istediğim. Yanlış anlaşılmasın asla değerli izleyenler. Önümüzde bir seçim var. Elazığ'a yakışır bir şekilde bir seçimin geçmesi, sürecin yaşanması bizim arzumuz tabii ki. Amacım gayem o. Olaysız, tamamen demokratik bir süreçte geçmesini istiyoruz. Bunun için benim uyarım. Yoksa bir siyasi partiye yan değilim. Bunu da söyleyeyim. Herkesin kendi tercihi var elbette bu anlamda. Değerli izleyenler. Evet, şöyle biraz daha ıspanağımı koyacağım. Hemen onu da şöyle çevirelim. Onu da sünmesini sağlayacağız. Evet, gerçekten zor kapta bu ıspanağı yapmak.
ev hanımlığı zaten zor. Değil mi? Yemek yapabilmek, temizlik yapabilmek hanımlara bunu söyleyince bana kızıyorlar. Ya diyorlar, ev hanımlığı kolay mı zannediyorsun? Gerçekten öyle. Şimdi dediğim gibi efendim, seçim süreci gerçekten Elazığ'a yakışır bir şekilde geçmesi lazım. Elazığ'ımızın adına. Ben bundan yanayım. Bu yüzden bu uyarıları yapıyorum. Yoksa başka inanın hiçbir gayem yok, olamaz da. Çünkü kimsenin özgür düşüncesine müdahale etmek demokrasilerde hiçbir zaman yakışmayacak bir demokratik davranış, vatandaşlık davranışı. O yüzden ben haddim değil kimseye bir baskı yapmak ya da olması gerekeni söylüyorum. Böyle bir yaptırım yapmak haddimiz değil değerli izleyenler. Evet, şimdi sürünceye kadar şöyle devam ediyoruz. Hatta şöyle biraz daha yağ ekleyebiliriz. Fazla değil. Bunların sürmesi için evet. Şu biraz altını açıyorum. Ispanaklarımız sünecek. Suyunu salacak, suyunu bırakacak hatta. Onu da söyleyelim. Şöyle biraz daha ıspanak koyacağım. Bol olsun. Bu yeterli olur diye düşünüyorum. Yetmezse yine koyarız değerli izleyenler. Evet, şöyle. Çünkü ıspanak pişince, piştikçe şöyle şu kadar kalır. Bir kilo neredeyse şu kadar olur. Bilirsiniz, benden daha iyi bilirsiniz. Ev hanımlarına buradan sesleniyorum. Benden daha iyi bileceklerdir. Değerli izleyenler. Ispanak öyle bir bitki. Sündükçe küçülecek, azalacak. Çorbamızda efendim, havuçlar pişince, çünkü en sert sebzemiz havuç. Havuçlar pişince sebzemizi rondodan geçireceğiz. Onu da söyleyelim. Malzeme listesini zaten verdim biliyorsunuz. Şöyle. Evet, suyunu saldı ıspanak. Öyle. Suyunu çekecek. Çok güzel. Evet, seçim dedik. Seçim 31 Mart'ta sabah erken saatlerde başlayacak. Akşam 4 ya da 5'te, bilmiyorum tam saatini. Onu ilgililer daha iyi bileceklerdir. Uyarılar alacaklardır. Seçmen kağıtlarımız muhtarlıklardan temin edebiliyoruz biliyorsunuz. Oradan demokratik vatandaşlık görevimizi yapmak zorundayız. Onu da söyleyelim değerli izleyenler. Gidip oylarımızı verelim. Kime verirseniz o sizin tercihiniz, sizin bileceğiniz bir şey. Ama vermek de vatandaşlık görevimiz, oylarımızı. O yüzden ilimizi, şehrimizi en iyi kim temsil edecekse belediye bazında, yerel yönetim bazında, o bizim başımızın tacı. Seçimden sonra başkana da yakışacak, seçecek kişiye yakışacak tüm Elazığ vatandaşlarını, şehri kapsayacak şekilde hizmet etmektir. Sadece kendi taraftarlarına ya da kendi oy verenlere değil, tüm Elazığ'a sahip çıkmaktır. Bunu da söylemiş olalım. Evet, çok güzel. Ispanaklarımız da artık sünüyor dikkat ederseniz. Böyle yavaş yavaş pişiyor. Sonra bunu bırakacağız. Şimdi bir şeyimize bakalım. Çorbamıza bakalım. Bir çatal alalım. Çatalımızda şöyle bir tane havuçtan alalım. Kapağımıza. Henüz var. Henüz var.
Evet, çok güzel. Bunu rondodan geçireceğimiz için hiç önemi yok. Böyle güzel haşlansın istiyorum. Çok güzel. Suyunuz iyice saldı ıspanaklarımız. Yumurtalarımız da kendini belletmeye başladı. Tabii daha fazla. Suyunu çekecek. Tam kendini salacak. Kenara alacağız. Böyle ikinci bölümde sunumumuzu neyle yapacağız? Elazığlılar daha iyi biliyor. En güzel yakışan şey yanında yoğurtla efendim. Değil mi? Sarımsaklı yoğurtla sunumumuzu yapacağız bunun. Evet, suyunu iyice saldı. Çok güzel. Şimdi suyunun çekmesini bekliyoruz. Değerli izleyenler. Sever misiniz bilmiyorum bu ıspanağı. Ben çok severim keza. Evet, şöyle mesajlarımız da var. Hemen. Siyasi mesajlar atılıyor. Haber servisine atılıyor tabii. Bazen saati karıştırıyorlar belki. Biliyorsunuz artık yeni saatimiz Ramazan dolayısıyla. Ramazan geliyor. 15 ve 17 saatler arasında Miladın Mutfağı programı. Değerli izleyenler. Saati ona göre ayarlamanızı rica ediyorum. İzleyicilerimizin. Geçen gün beni aradılar. Milat Bey programınız yok mu? Dediler. Var dedim efendim. Saat 5'ten sonra açmışlar tabii. Yani saat 17'den sonra açmışlar. Eski 18'e kadar devam ediyordu biliyorsunuz. Göremeyince Milat Bey programınız yok mu bugün diye beni aradılar. Sağ olsunlar. Ben de 15 ile 17 saatler arasında dedim. Hayırlı programlar Milat Hocam demiş. Ispanak demiri bol sebze demiş. Haftada bir kez de olsa tüketmemizde fayda var. Seçim yaklaştı. Haklısınız. Her vatandaşın kendi iradesiyle. Çok güzel. Oyunu kullanması gerekiyor. Elazığ'ımıza ve de ülkemize hayırlısı olsun inşallah. Yalnız herkes oyunu kullansın. Aynı fikirdeyim. Selamlar, saygılar. Almanya'dan Yılmaz Bey bize ulaştırmış bu mesajı. Ben de buradan Yılmaz Bey'e sonsuz teşekkürlerimi, aynı görüşte olduğumuz için teşekkür ediyorum. Bir Türk vatandaşına yakışır bir mesaj. Elbette ki özgür iradesine hiç kimse kimsenin müdahale edemez. Sadece hizmetlerini ve vaatlerini sıralar adaylarımız. Bizler de kim aklımıza yatıyorsa Elazığ'ımızı en iyi şekilde yönetecek kişiye oylarımızı vereceğiz. Demokrasi bunu gerektirir. Ha, bunun aksi düşünülemez. Efendim biliyorsunuz işte ben kim olursa olsun şu partiye vereceğim adayı. O parti seni yönetmeyecek. O başkan iradesiyle yönetilecek. Bunu da unutmayın. Yani bunu sakın göz ardı etmeyin değerli izleyenler. Evet, suyunu yavaş yavaş çekiyor ıspanaklarımız. Çünkü bu Elazığ'ımız bu hatayı defaten yaptı ve pişmanlığımızı hep birlikte yaşadık. Veren de vermeyen de yaşadı. Bu önceki başkan için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Öyle bir algı da oluşturulmasın. Daha önceki yıllardan bahsediyorum. Tabii kimisine göre bu başkanımız da başarısız olabilir. Ona da bir saygım var. Başarılı olduğu yönler, başarısız oldukları yönler olabilir. Hiç kimse bunu, herkes kendisini nitelendirecek efendim. Kimsenin şeyine müdahale edemez. Evet, gerçekten böyle harika bir ıspanak. Şöyle suyu var, görüyorsunuz. Suyunu çekmesini bekliyorum. Sonra ocaktan kaldıracağım. Evet, şöyle bir yarım açtım taşmasın diye. Sebzelerimiz de çok güzeldi. Efendim, bugün etsiz yaptık. Her zaman et yiyeceğiz diye bir kayda yok. Et biliyorsunuz fiyatlar aldı başını gitti. Etsiz bir menü oluşturdum. Çünkü evlerimizde her gün et yiyeceğiz diye bir kayda yok dediğim gibi. Çok güzel bir öneri diye düşünüyorum. Ispanak tam mevsiminde pazarlarımızda rahatlıkla tertemiz bulabileceğiniz ki ıspanağın fiyatı o da pahalı. Hiçbir şey ucuz değil biliyorsunuz artık. Evet. Şöyle biraz ben yakıştırıyorum. Biraz da üzerine pulver serpeceğim. Yakışır diye düşünüyorum ıspanağımızın. Vallahi yakıştı. Çok da güzel oldu. Şöyle mis gibi ıspanak koktu. Ispanağın da aroması çok güzeldir malumunuz. Kaç dakikamız var bu arada? Var değil mi? Çok güzel.
5 dakika. Oo harika. Ispanağımız. Oo. Mis gibi. Ispanağın kokusunu aldın mı? Kameramanımıza da soruyorum. Şöyle ben bir tadına bakacağım müsaadeniz olur ise. Şöyle soğutarak. Karıştıralım. Yanmasın. Kavurmakta fayda var bunu. Bir şey eksik olmasın diye bakıyorum. Tam kıvamında olmuş. Harika. Suyunu da evet tam çekti. Şöyle biraz sulu kalmasında fayda var değerli izleyenler. Hemen şöyle toparlıyorum kenarlarını. Ortada topluyorum. Çünkü programın sonuna doğru sunumumuzu yapacağız malumunuz. O yüzden hemen altını kapattım. Kenara alıyorum şöyle. Çok güzel. Şöyle bir ısıtırız sonuna doğru programın ve sunumumuzu yaparız. Çünkü erken pişti biraz. Evet, şöyle kontrol ediyorum tekrar havuçlarımızı. Aman. Daha var. Evet. Sebzelerimiz pişince hemen rondodan geçireceğiz. Değerli izleyenler. Ve sonra terbiyesini yapacağız. Unumuz da değerli izleyenler. Ve tereyağıyla yine. Güzel bir çorba olacak. Baharatlarımızı koyacağız. Tam mevsimi işte sebze. Her şeyi zamanında tüketin diyoruz ya. Gerçekten çok önemli. Her şeyi zamanında tüketilmeli. Yani mesela zaman zaman evet kullanıyoruz, biz de kullanıyoruz biberimizi, domatesimizi, sera mallarını kullanıyoruz. İster istemez televizyon programı yapıyoruz. Ama önerim her zaman her şeyi zamanında, mevsiminde. Yani ne? Patates, kış sebzesi tam zamanı. Kabak tam zamanı. Değil mi? Soğan, keza. Bunlar bunlarla oluşturulacak bir menü. Havuç tam kış sebzesi. O yüzden bunları zamanında tüketmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet yazın domateste bol, biberde bol, her şey bol, patateste bol. Her şeyi bulabiliyoruz yazın. Ama kış aylarında böyle hormonlu, çabuk gelişebilen ya da olmaması gereken, yani zamanında o dönemde olmaması gereken sebzeleri çok tercih etmeyelim derim değerli izleyenler. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Evet efendim şöyle sebzelerimiz yavaş yavaş haşlanıyor. Soğanımız çok güzel. Onlar haşlana dursun. Sonra rondodan geçireceğiz. Terbiyemizi yapacağız. Ayrı bir tencerede ona yavaş yavaş katacağız. Ve çorbamız hazır olacak. Zamanımız da çok az kaldı. Evet 5 dakikamız var. Bu 5 dakikayı da geçireceğiz. Değerli izleyenler şöyle. Artan az bir ıspanağım kaldı. Artık şey almadı. O yüzden kullanmadım onu. Çünkü tenceremiz, tavamız, rok tava elverişli olmadı onun için. Çünkü ıspanak biliyorsunuz başta çok kabarık. Sonrasında çok sünen bir sebze. Ispanak çok da faydalı. Eskiden bilirsiniz ıspanak konusunda demir vardı. Hatta Temel Reis. Temel Reis'in sebzesiydi değil mi? Gıdasıydı. Çocukluğumuzda. Aslında onun öyle olmadığı sonradan ortaya çıktı. Ne kadar doğru tartışılır. Tabii demir muhakkak var. Her yediğimiz sebzede var. Ama oran umduğumuz kadar değilmiş ıspanakta. Ama yine de sebze. Ispanak çok faydalı bir sebze. Hem çocuklarımızı hem bizler tüketelim diyelim. Evet şimdi bir reklama gidelim. Değerli izleyenler reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Şöyle 10-15 dakika arası bir reklam aramız var. Sonrasında Alper Güllü hocamla birlikte olacağız. Çok kıymetli 6 Sigma Eğitim Kurumu, Yönetim Kurulu üyesi, eğitim konuşacağız.
Biliyorsunuz sınav yaklaşıyor artık. Çok az bir zaman kaldı. 3,5 ay kadar bir zaman kaldı. Bunun bir ayı Ramazan. Bu süreçte nasıl Ramazan'ı nasıl geçirecekler öğrenciler? Nasıl bir plan uygulanacak eğitim kurumlarında? Değerli Alper Hocam'la bunu masaya yatıracağız. Farklı konulara da, eğitim konularına da gireriz elbette diyorum. Şimdi bir reklam. Reklamdan sonra tekrar birlikteyiz. Sebzemiz de pişiyor bu arada. Söyleyelim. Evet değerli izleyenler, tekrar birlikteyiz. Reklamlarımızı bitirdik. Haftamızın ilk günü, pazartesi gününde ikinci bölümümüzde çok değerli hocamız Alper Güllü hocam bizlerle. Hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Şeref verdim. Efendim 6 Sigma Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Alper Güllü hocam. Bizim eğitim programımızın eğitim köşesinin de çok değerli konu. Eğitimi konuşuyoruz, özel eğitimi konuşuyoruz. Hem sınav öğrencilerini konuşuyoruz ve birçok konuya hocamın o engin bilgileri sayesinde eriyoruz. Tabii sağ olsun, var olsun. Bizi bu konularda bilgilendiriyor. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Şeref verdin hocam. Hocam yemeğimizi daha önce konuştuğumuz üzere. Efendim biz birkaç gün öncesinden bir araya geldik değerli hocamla. Dedik ki el azımızda neler yapılır işte. Konuşuyoruz evlerimizde. Şey, ıspanak fikrini, yumurtalı ıspanak fikrini Alper hocam vermişti. Dedim evet. Hocam senin geldiğin zaman yapacağım dedim. Ispanaklı yumurta. Şimdi efendim bugünkü menümüz böyle ıspanak, böyle yumurtalı bir ıspanak yaptık. Hazırladık o şu anda. Şöyle bir çevireceğiz tekrar ve sunumumuzu yapacağız. Bir de yanına güzel bir malzeme listelerimiz de gelirse ekranımıza, evet verirlerse sevinirim. Sebze çorbası. Böyle havuçlu, soğanlı, kabaklı ve patatesli güzel bir sebze çorbası yaptık. Bugün hocamla ne konuşalım dedik peki. Hemen onu da söyleyelim. Ramazan geliyor bir. Değil mi? Önümüz Ramazan evet. Bir hafta sonra. Ramazan'da oruç tutan öğrenciler olabiliyor. Bu eğitim süreci nasıl devam edecek Ramazan'da? Hocam hem kurum adına hem öğrencilerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda senin bilgilerine ihtiyacımız var. Bir de malum geçtiğimiz hafta biliyorsun böyle teknolojiyi konuştuk. Değil mi? Evet. Teknolojinin eğitimdeki yerini konuştuk. Bir de bu teknolojinin çocuklarımız üzerindeki bağımlı onu. Yani özellikle sınav öğrencileri yine olacak konumuz. Ama diğer öğrenciler için de önemli. Teknoloji bağımlılığı çok fazla. Yani şu tabletler, telefonlar elimizden düşmüyor. Genel olarak çocukların hepsi için yani yetişkinlerde zaten var ama evet. Hayatlarını birebir etkileyen, yani eğitim süreçlerini etkileyen bu teknoloji çocuklarımızda çok büyük etkin. Onu bir konuşalım. İstersen Ramazan'dan alalım konumuzu. Ramazan şeyine, psikolojisine de girmiş oldum ben. Evet. Ramazan'da eğitim nasıl bir süreç işleyecek, izleyecek? Ben de bu arada hemen rondudan geçireceğim sebzelerimi hocam. Sen anlatırken. Şimdi nedir hocam? Ramazan'da yani ister istemez bir hepimizde bir işi rolantiye alma gibi bir huy vardır. Ama, değil mi? Ama şunu unutmamak lazım. Yani dinimiz şöyle, tam zamanlı bir din. Yarım zamanlı, boş zamanlarda geçirilen bir din değil. Evet. Dolayısıyla ibadetimizdir bu Ramazan kesinlikle. Ayındaki orucumuz ibadetimizdir. Ve bu ibadetler normalde hani dediğim gibi tam zamanlı bir dinden bahsediyoruz. Öyle mesela Hristiyanlar pazardan pazara kiliseye giderler. Büyük oranda işlerini bitirmiş olurlar ama bizim tüm zamanları kapsayan bir din yapısına sahibiz. Dolayısıyla şunu unutmamak lazım. Biri ibadet, biri hayat. Hayat devam ediyor. İbadet de bunun içerisinde bir parçası olarak devam etmek zorunda. Hayat devam ediyorken Ramazan gelmeden önce yapılan işler neyse aynı şekilde devam ediyor olması gerekir. Çünkü dediğim gibi bu bir ibadet ve hayatınızı bu ibadete vakfedin demiyor Allah.
Yani normal gündelik yaşamınızı yaşarken bir taraftan da bu ibadetinizi yerine getirmelisiniz diyor. Dolayısıyla derslerle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Tabii orada iftar gibi hani zamanı kısıtlayabilecek bir durum söz konusu. Buna yönelik biz kurumumuzda öğrencilerin giriş çıkış saatlerini, çalışma saatlerinin düzenlemesini yaptık. Biraz dersten, biraz teneffüsten kısıtlamalar yaparak, çünkü iftar tam 6.30 civarında başlıyor diye biliyorum. Daha sonra daha ilerleyen saatlere ilerleyecek. Ha, o dönemde bizim normalde mesela hafta sonu çalışmalarımız 6.30'a kadar devam ediyor. Hafta içinde ki çalışmalarımız da yine aynı şekilde 6.30'a kadar devam ediyor. Bizim bunları biraz daha erkene çekmek zorundayız. Ramazan'dan dolayı, iftardan dolayı. Bununla ilgili düzenlemelerimizi de yaptık. Öğretmenlerimize bildirdik. Onlar da kendilerini ona göre hazırlıyorlar. Öğrencilerimize de bu program hafta sonunda tebliğ edilmiş olacak. Evet hocam. Velilerimize de bunlarla ilgili bilgilendirme mesajlarını atacağız. Mesela akşam saat 5'te başlayan derslerimiz var hafta içi akşam. Şimdi hocam bu kurumun tabii ki yani. Tabii. Politikası. Normal derslerimiz. Evde nasıl ne öneriyorsun? Yani evde nasıl bir çalışma? Evde de bazı şeyler, mesela rehberlik testler veriyor, şu kadar çözülecek. Tabii ödevlendirmeler aynen devam ediyor olacak. Yani burada bireysel farklılıklar çok önemli. Yani herkese genel geçer bir şey söylemek çok doğru değil, çok mümkün değil. Mesela bizim arkadaşlarımızdan bazıları ne yapardı? Sahurunu yatmadan önce yapardı. Sabah namazına kalkıp bir orada namazını kıldıktan sonra derslerini çalışmaya başlardı. Evet. Bense tam tersi. Bense sahura kadar yatmazdım. Uykuyla ilgili bir problemim yok zaten, oldum ola söyleyeyim. Bir iki saatlik uykuyla yatıp kalkıp sabah tekrar kaldığımız yerden devam ederdik. Ama sonuç itibariyle... Yetiyor muydu hocam peki böyle? Valla uyku yetmiyordu. Açık konuşmak gerekirse uyku yetmiyordu. Bir de öğleden sonra böyle öğlen vakitlerinde bir fırsat bulup uyumaya çalışırdım. Ben öğrenciliğimde o şekilde geçirdim. Yani sahura kadar yatmadan ders çalışıp, ki şu anda da hani ortalama olarak gece 2'ye 3'e kadar ayakta duran bir adamım ben. O şekilde bir çalışma düzenim olurdu. Öğrencilerime de kendileri için kendi bünyelerini kendilerini tanıması gerekir. Kendilerine uygun olan çalışma disiplini neyse onu bulup uygulamalarını tavsiye ediyoruz. Ama burada önemli olan şey şu, yani Ramazan geldi diye hayat sona ermiyor veya hayata bir aylık bir tatil yok. Yok. Hayat devam ediyor. Tabii ki. İbadetimizi baş göz üstüne yapacağız. Ama bunun yanı sıra yapmamız gereken çalışmalarımız her neyse onlardan da geri kalmayacağız. Çünkü yani önemli bir süreçteyiz artık. Şu anda Mart'ın başındayız. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran'ın ortasında 3,5 ay sonra sınav var. Evet. Üniversite sınavı var. Bu üniversite sınavına bir erteleme gelmeyecek Ramazan'dan dolayı. Değil mi? Bizim öğrencilik yıllarımızda da bu dönemlerdi yine Ramazan. Yanlış hatırlamıyorsam biz lisedeyken evet yine bu dönemlerdi diye hatırlıyorum. Yani aynı süreçleri biz de yaşadık. Değil mi? Yani Ramazan'da evet bazen biraz daha zor gelebilir. Bizim burada çalışıyor olmamız şu anda bizim yaptığımızda bizim işimiz. Kesinlikle. Sonuçta bu da bir çalışma. Bu da bize hani her zamankine göre biraz daha zor gelecek mi? Gelecek. Ama yapacak mıyız? Yapacağız. Üstümüze düşen görevler neyse bunları yerine getireceğiz. Çok doğru. Akşamlarını çocuklar mutlaka evde iyi bir şekilde değerlendirsinler. Yani gündüz saatlerinde belki dinlenmeyle ilgili geçirebilecekleri zaman bulabilirlerse bulurlar, yaparlar ama akşamlarını çok iyi bir şekilde değerlendirsinler. Tabii bizim orada bir kütüphane için bir düzenlememiz olacak. Normalde bizim sabah 9'da başlayan kütüphanelerimiz akşam 9.40'a kadar devam ederdi. Orada iftar için bir mola vermiş olacağız.
Saat 5.30 gibi öğrencilerimizi göndereceğiz. 8'de tekrar geri gelecekler. Ve gece 12'ye kadar kütüphanelerimiz açık kalacak. Gece 12'ye kadar öğrencilerimiz kütüphanede oturup ders çalışmaya devam edecekler. Yani orada kütüphane öğrencilerimizin, tabii içlerinde tutmayanlar olabilir. Bak. Onlar için de çok da değişen bir şey yok. Ama onlar da yine akşam gece 12'ye kadar kütüphanelerimizden istifade edebiliyor olacaklar. Eyvallah. Evet, şimdi neler yaptığımızı da hocama şöyle bir ara verelim, sonra teknolojiye geçeceğiz. Neler yaptığımızı anlatalım efendim. Sebzelerimizi iyice pişti, haşladık. Sonra rondodan geçirdik, böyle sıvı hale getirdik. Şöyle çorbamız hazır. Şimdi bir başka tencerede değerli izleyenler, şu tereyağımızı ve zeytinyağımızı erittim. Bir tepeleme kaşık un. Şöyle kavuruyorum, kokusu çıkıncaya kadar, sulu kalmasında fayda var. Şöyle hemen baharatlarımızı koyacağım. Bu arada çorbanın terbiyesi değil mi? Evet, terbiyesi bu. Şöyle baharatımızı koyduk. Şöyle onu da, yani şimdi bir de karabiber koyacağım. Böyle biraz da karabiber. Bir çay kaşığı kadar yeterli. Hemen tuzunu birazdan koyacağım. Ve nane. Naneyi de yağda yakıp üzerine dağlayacağım. Onu da söyleyeyim. Evet, şimdi tam sulu. Şimdi şöyle yavaş yavaş çorbamızın suyunu koyup şöyle karıştıralım. Evet. Dibdeki un ne olmaması lazım? Yapışmaması, evet, böyle toparlanmaması lazım. O yüzden böyle güzel karıştırarak kaynayıncaya kadar güzelce karıştıracağız. Sonra kapağımızı kapatacağız. Güzel pişmesini bekleyeceğiz. Evet, vallahi hocam güzel bir çorba olacak bu da. Belli yani. Siz yaparsınız da. Eyvallah. Güzel olmaz mı? Hemen kıvam bulmaya başladı zaten. Biraz. Evet, hocam şimdi teknoloji dedik. Ramazan anladık. Evde de nasıl bir yol izleyeceklerini. Eğitim kurumu olarak siz üzerinize ne düşeni yapıyorsunuz. Saatlerini, ders saatlerini ona göre ayarlıyorsunuz tabii. Şimdi önemli bir şey. Peki hocam, bu teknolojiye geçeceğim de. Ramazan'da düzen oturtmuş bir öğrenci için. Yani saatleri belli. O öğrenci için bir zorluk olur mu? Yaşanır mı? Ya da yaşamaması için ne önerirsin? Şimdi ister istemez olacaktır yani. Bizim Elazığ'ın bir lafı vardır, bilirsiniz. Dayanamıyorsan tutma. Dayanamıyorsan. Doğru. Bunu söylemeye yetkimiz yok tabii, tabii ki. O konuda özgür iradeyle de. Ediz hocamdan belki bir icazet almamız lazım. İcazet almamız gerekir. Fetva vermesi lazım. Fetva almamız gerekir. Şimdi onu söyleyecek durumda değilim ama muhakkak. Şunu söyleyeyim diyorum ya. Yani biri ibadet, biri hayat. Hayatımız devam ediyor. Bu hayatla beraber bu ibadetlerin yapılıyor olması zaten evla olan. Dolayısıyla yani hiçbir şeylerini aksatmamaları gerekiyor. Doğru. Derslerini aksatmamaları gerekiyor. Yani bunun için şunu söylemek lazım. Belki mineral eksiğinden, benim bizzat kendi yaşadığım bir durumdur. Mineral eksiğinden gün içerisinde bazı hafıza problemleri ben yaşıyorum. O yüzden Ramazanlarda notum olmadan buraya gelmiyordum hatırlarsanız. İster istemez hepimiz yaşıyoruz hocam. Yani böyle nasıl bir... ben şu anda Ramazan içerisinde yemek yapacağımı, bazı şeyler unutup unutamayacağımı düşünüyorum. Yani mümkün. Yani o yüzden de sahurlarda protein destekli, özellikle mineral destekli beslenmek önemli. Karbonhidrat ağırlıklı beslenirlerse o karbonhidrat nasıl bir yakıt vücut için? İlk başvurulan yakıt, evet. Vücudun ilk başvurduğu enerji kaynağı karbonhidrattır. Doğru. Dolayısıyla böyle hani kibrit alevi gibi bir anda bir enerji verir ama çok hızlı bir şekilde de tükenir. O yüzden karbonhidrat değil de özellikle sahurlarda protein ağırlıklı beslenmeleri önemli. Yumurta önemli. Zaten bu ıspanak mevzusu da, doğru, yumurtadan çıkmıştı. Yumurtadan çıktı, doğru.
Yani ıspanağı neden bugün bir konu edindik? Nereden çıktı onu da söyleyelim. Yumurta ondan fiyatlarını konuşuyorduk. Bayağı arttı dedik. Ya eski, yumurta deyince ıspanağa geçtik. Ispanaklı yumurta dedik. Değil şimdi mi? Sohbet sohbeti gerektirdi. Ispanak getirdi. Gerçekten mucize bir bitki. Evet. İçinde çok ciddi anlamda mineral, vitamin, bizim halkımız hep der ya vitaminli. Tabii. Gerçekten iyi bir protein dolu dolu. Tabii. Ve özellikle de lifli olmasından dolayı tok da tutan bir besin. Bunun yanına bir de yumurta konulduğu zaman proteininizi de özellikle yumurtadan almış olursunuz. Ve gerçekten ciddi destekleyici bir gıda haline gelir. Yoksa normalde biz etimizden vazgeçmeyiz biliyorsunuz. Ne mümkün. Bunun için sadece ıspanak bu arada eşime de selam olsun buradan. Çok da güzel yapar kendisi. Ispanaklı yumurta. Ispanaklı yumurta. Hocam böyle şey bak beni daya düşürme beni. Valla göreceğiz. Zeytinyağlı dolmada. annem de çok güzel yapardı. O da izliyorsa. Uzun ömürler versin. Ellerinden öpüyoruz. Ellerinden öperim. Tabii. Değerli hocama da, Bahar hocama da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Öyle bir iddiam yok. Bahar hocam yanlış anlamasak. Bu konuda ben şanslı bir insanım. Yani annemin de el lezzeti harikaydı. Eşimin de el lezzeti çok güzel. Yani ıspanaklı yumurtayı yiyin yedirin. O konuda tavsiyemiz olsun. Dediğim gibi yani Ramazan'ı olabildiğince verimli geçirmek lazım. Bizim üniversite dönemlerindeyken hep ya vizelerimiz bayramdan sonra olurdu ya finallerimiz bayramdan sonra olurdu. O döneme denk gelirdi. Ben mesela Ramazan boyunca sahura kadar ders çalışırdım. Sahurdan sonra bir iki saat kadar kalkıp şeye giderdim, üniversiteye giderdim. Matematik bölümü okuyoruz. Kolay bir bölüm tabii de değil. Bölümde günümüzü geçirdikten sonra, derslerimize girdikten sonra gelip evde kısa bir dinlenme, arkasından iftarı yaptıktan sonra tekrar sahura kadar çalışırdım. Ki arkasından da üniversitedeyken bayram yaptığımı ben hiç hatırlamıyorum. Bayram tatilleri genellikle vize veya finale hazırlıklar şeklinde evet, geçerdi. Doğru. Dolayısıyla öğrenci adam her türlü tatili, okulların tatil olması durumunu kendisi için, dersleri için avantaja dönüştürmek durumundadır. Kesinlikle öyle. Evet hocam şöyle artık çorbamızı pişmeye bıraktık. Kendi kendine biraz pişsin, kıvam alsın. Sonrasında da şöyle hemen bir yağ dağlayacağız. Olur. Böyle naneli. Harika. Toz biberli. Pul biber. Tabii. Toz biber mi? Toz biber. Toz biber daha renk verir. Hı hı. Böyle güzel nane ile güzel bir şey yapacağız. İkisini de koyarız ya. Sen pul biberi istersen mesele yok. Evet hocam. Dinliyoruz. Özür dilerim. Sözünü kestim. Estağfurullah. Hemen şöyle bir çay da bırakayım ya. Ben çayı da unuttum baksana. Şimdi geçen hafta da teknolojinin eğitimdeki yerinden bahsetmiştik evet, hatırlarsanız. Bunun üzerine birçok velimizle yine yüz yüze görüşmelerde telefon açıp sordukları bazı durumlar vardı. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Velilerimizin bazı sorularında ben şunu hissediyorum. Yani üzerindeki sorumluluğu biraz böyle topu taca atmak gibi, üzerindeki sorumluluğu bir başkasıyla paylaşmak gibi bir kaygıları olabiliyor. Evet. Şimdi bir kere şuna dikkat etmek lazım. Çocuk yapma kararı önemli bir karar ve hayatınızı komple değiştirecek kesinlikle, bir karar. Ve o çocuk olduktan sonra artık siz yeni bir ünvana sahip oluyorsunuz. Baba veya anne gibi. Şimdi bu ünvana sahip oluyorsanız o ünvanın hakkını vereceksiniz. Şimdi benim ünvanım ne? İşte geometri öğretmeni olarak geçiyorum. O zaman ben bunun hakkını vermek zorundayım. Sizler de anne babaysanız bunun hakkını vereceksiniz ve hayatınızı mecburen çocuğa göre düzenlemek zorundasınız. Öyle de oluyor. Öyle olması gerekir. Şimdi özellikle şunu sordular. Hani ne zamana şehir kadar... Şehir değiştirenler var çocuklar için. Tabii ki. Değil mi? Ne zamana kadar bizim çocuğu biz bu teknolojiden uzak tutmalıyız? Bir kere ilk 3 sene yani çocuk doğdu. 3. yaşına kadar mutlaka ama mutlaka olabildiğince ekranlardan uzak tutmalıyız. Teknoloji derken de tabii ki ekrandan bahsediyoruz aslında. Evet. Olabildiğince çocuğu ekranlardan uzak tutmamız gerekiyor. Yani çocuğun yanında televizyon açmayı verin bir zahmet. Yani hadi dediğim gibi bu kararı alırken
önemli bir sorumluluk üstleniyorsunuz. O çocuğun yanında 3 yaşına kadar lütfen ama lütfen telefon kullanmayın. Televizyon açmayın. Yani hayatınızı ona göre dizayn etmek zorundasınız. Mesela akşam saat 9'da çocuk televizyon ekranına maruz kalıyorsa oradaki o beyaz ışık o çocuğun uykusunu kaçıracaktır. Daha önce bahsetmiştik hatırlarsanız melatonin hormonu salgılanıyor. Aynen. Bu küçüklerde öyle. Biraz daha erken salgılanır. Erken saatlerde salgılanır. Evet. Ki büyükler için de sıkıntılı olan bir durum. Yani eğer siz bir yetişkinseniz ve yatağa telefonla giriyorsanız mesela karanlık ortamda telefonun beyaz ışığına maruz kalıyorsanız bu sizin uyumanızı en iyi engeller. Çok engeller hocam. Erteleyecektir. Engelleyecektir. Düşünün çocuklardaki etkisi çok daha yüksek. Bakın hatırlarsınız bir ara çok dolaştı bu söz camiada. Amerikalılar televizyona aptal kutusu diyorlar. Evet. Şimdi niye? İnsanı oraya bağlıyor ve saatlerce izliyorsunuz. Şimdi yetişkinler için zararı vardır yoktur bunlar tartışılır. Ama çocuklar için zararının olduğunu biliyoruz. Özellikle otizmle benzer etkileri gösterdiğini biliyoruz. Şimdi televizyon Allah'a şükür şu anda artık biraz daha bir şeye çeki düzene girdi. Öyle her önüne gelen bir yayın yapamıyor. Televizyon daha sağlıklı bir mecra haline geldi eskiye nazaran. Ama cep telefonundan çocuklarınıza neyin ulaştığı hakkında hiçbir fikriniz yok. Yani cep telefonuyla özellikle bazı uygulamalar var çocuklar için üretilmiş. O tip uygulamaları da 3 yaşından sonra kullanmaya başlamaları lazım. Ha, 6 yaşına kadar, 7 yaşına kadar devam etmelidir diyen psikologlar, nörologlar da görmedim değil. Onu da açıkça söyleyeyim. 7 yaşına kadar çocuklarınızı ekrandan uzak tutun. Mümkün mü? Değil. Hani olurları konuşmak lazım, olabilecekleri konuşmak lazım ama 3 yaşına kadar çocuklarımızı bundan koruyabiliriz. Mesela özellikle akşam yemekleri çok önemlidir aile için. Evet. En azından o akşam yemeği esnasında çoluk çocuk hep beraber hani bir sohbet ortamı. Gerçi bizim kültürümüze biraz terstir yemek yerken konuşulmaz deriz ama. Öyle deriz ama günün muhakemesi de hep o yemeklerde olur. Orada olur. Değil mi? Ha, bizim o kültürümüzün üstüne bir de televizyon kültürü gelince bu sefer artık o akşam yemeklerini dolduran şey televizyon programları olmaya başlıyor. Maalesef, maalesef. O yüzden ben özellikle hani çocuklu ve çocukların kendini ifade edebileceği yaştaki ailelerde mutlaka ama mutlaka akşam yemeği saatlerinde hep beraber olunmasını ve mümkünse televizyonun olmadığı bir ortamda veya televizyonun kapatıldığı bir ortamda bu yemeğin yenmesini tavsiye ederim. Çünkü aile içi ilişkileri başka yerde geliştirme şansımız olmuyor artık. Ya kahvaltıda ya akşam yemeğinde her ailenin her bir bireyinin bir arada olduğu zamanda bunlar yapılabiliyor. Çünkü çocukların artık odası var. Yemek bittiği anda kalkıp odalarına gidiyor. Şimdi hocam bu çok önemli şeylerden bahsediyoruz. Evet. Yalnız sen az önce uyarı da yaptın yani men etmek, yasaklamak. Bu da çok doğru olmuyor ama bir sınav öğrencisi eğer bir bağımlı ise ve onu kurtaramıyor ise ebeveynleri nasıl bir yol izleyecek? Yani bir şeyler yapması gerekiyor. Yoksa bütün bir zamanını, gerçi siz eğitim kurumu olarak düşündünüz birçok programları telefonunu kullanarak hem telefonu, ikinci bir telefonu yoksa sosyal medyaya giremeyecek. Oradan ders çalışacak. Yani bunu faydaya dönüştürmek. Evet. Tamam güzel ama ebeveynler bu konuda nasıl bir yol izlemeli? Siz kendinizi kurtardınız eğitim kurumları olarak. Eyvallah. Ama hani sacın üçüncü bir ayağı diyoruz ya. Evet. Veli. Veli nasıl, ne yapacak? Yani siz tamamen bununla, bu yol yöntemle kurtarabilir miyiz diyorsunuz? Yoksa şimdi evde de kontrolü veri sağlıyor. Mutlaka peki. Kontrol edilmesi lazım. Şimdi şeyden alalım isterseniz. Hani az önce dedim ya çocuk olduktan sonra. Evet. 3 yaşına kadar teknolojiden kesinlikle uzak tutmak lazım. 3 yaşından itibaren de kontrollü bir şekilde ebeveynin hani onayından geçmemiş herhangi bir şeye maruz kalmayacak şekilde devam etmeli. Ama okullar başladıktan sonra
Yani siz ne kadar kontrol ederseniz edin muhtemelen kontrol etmeyen bir ebeveynin çocuğu olan sınıf arkadaşından yani etkilenerek birçok şeye yine maruz kalmaya devam edecek. Ha bunu o yaşlardan itibaren belli sürelerde kullanılması noktasında bir kırmızı çizgi çekilecek olursa bu alışkanlık çok fazla esnetilmeden devam edebilir. Şimdi sizin sorduğunuz nokta aslında şu. Biz bunlara dikkat etmedik. Çocuk da geldi artık işte 10. sınıfta, 11. sınıfta ve teknoloji bağımlısı oldu. Biz bu çocuğa ne yapacağız? Yani. Şimdi bakın bu bağımlılığın nasıl bir bağımlılık olduğunu da bir anlamak lazım. Şu anda Yeşilay'da biliyorsunuz Yeşilay ki bu hafta da Yeşilay haftası. Evet evet Yeşilay haftası. Onu da biliyorum, tebrik biliyorum. Edelim. Kesinlikle. Şimdi, önemli bir hafta bence. Evet. Yeşilay'ın koruduğu şeylere baktığınız zaman işte tütün, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklardan korumaya çalışırdı eskiden Yeşilay. Evet. Şu anda bunun yanına bir şey daha eklendi. Dijital bağımlılık, internet bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı genel olarak söyleyecek olursak. Şimdi neden Yeşilay bu işle ilgileniyor? Çünkü uyuşturucunun beyinde etkilediği yerler neresiyse teknoloji bağımlılığında da aynı yerler aktif oluyor. Çok doğru. Dolayısıyla birebir uyuşturucu, alkol bağımlılığıyla dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı birebir aynı noktada değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi bu noktada ne yapalım? Çocuğumuzu alıp Yeşilay'a mı koşalım diyenler olabilir. Yani bunu bir şekilde şu anda gençlerimiz, çocuklarımız çok bilinçliler. Bakın bizim maruz kaldığımız bilgi akışının 10 katına sahipler. Dolayısıyla bir şekilde akıllarına makul bir şekilde konuşunca bunu yatırmamız gerekiyor. Akıllarına yatırmamız gerekiyor. Bunun senin için zararlı olduğunu biliyorsun. Şu uygulamaların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini biliyorsun. Bu konuda belki daha farklı bir otoriteden yardım alabilirler. Biz mesela velilerimizin böyle bir şikayeti olduğu zaman diyoruz ki öğrencinizi alın, gelin beraber konuşalım. Kursa davet ediyoruz ve genellikle ben görüşüyorum. Velimizle, öğrencimizle beraber görüşüp ve bunun 22 yaşına kadar büyük zararlar verdiğini çok net bir şekilde öğrencimize anlatıyoruz. Evet. Veliler de benzer şekilde bir başka otoriteden destek alabilirler. Gerekirse ihtiyaçları varsa gelsinler, ben de yardımcı olabilirim elimden geldiği Eyvallah. Kadar. Ondan hiç şüphemiz yok. Senin yardımcı yani olacağını. Halka açığız bu konuda. Kesinlikle. Hiç sıkıntımız yok. Çocukların bir kere akıllarına yatırmaları gerekiyor. Ve buna ihtiyaçlarının olmadığını, bunun sadece bir eğlence aracı olduğunu görmeleri gerekiyor. Özellikle sosyal medya oyunların evet. bir ihtiyaç değil de bir oyun eğlence aracı olduğunu anlamaları gerekiyor. Eğlenceyle hayatın geçmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Bunların örneklerle desteklenmesi önemli. Ve sonra bunun yerini, hani hayat boşluk kabul etmez. Bunun yerini neyle dolduracağız? Bizim işte o dijital mecraları, işte Dijide mi demiştik? Evet. Öğrencimize sunduğumuz 500 bin soruluk yer. Artı EDE sistem bahsetmiştik. Deneme Hocam ben hayran kaldım o sisteme ya. Daha önce o 500 bin soru ayrı. Evet. Bir de şu şey dediniz ya. Hep kıskandım bunu bakın. O 500 bin soru olayını çok kıskandım. Keşke o yaşlarda olup da o eğitimi alabilseydim. Bir de kişiye özel kitap. O çok çok önemli bir şey. Yani zaten. Harika bir şey ya. Yani düşünün herhangi bir kitap herhangi bir öğrenci için tavsiye edilirken bu kitap senin ihtiyaçlarına göre çıkan bir kitap. Şimdi bizim bu dijital mecraları almamızın sebebi neydi? Dedim ya hayat boşluk kabul etmez, eğitim boşluk kabul etmez. Çünkü günümüzde var olan boşlukları dolduracak çok fazla olumsuz etkenler var. Yani eskiden mesela bize biraz bir vaktimiz kalsaydı da şunu üretseydik, bunu üretseydik gibi düşünceler olabilirdi. Veya çocukların üretkenliğini canlandırmak için işte boş zamana ihtiyaçları var derdik eskiden. Evet.
Ama artık öyle bir noktaya geldik ki kurban olayım bu çocukları boş bırakmayın noktasına döndük. Çünkü boş kalan zamanlarını maalesef olumsuz şeyler çok rahat bir şekilde doldurabiliyor. Şeyler yani, ve kişiler. Şeyler, kişiler. Hani dijital platformlardaki uygulamalar. Evet, doğru. Veya dediğiniz gibi kişiler çocukların hayatını çok rahat bir şekilde yönetebiliyor, boşluklarını doldurup sonra hayatlarını yönetebiliyorlar. O yüzden dikkat etmek zorundayız. Bunlar sizin evladınızsa, bizim de evladımız, bu toplumun bir ferdi oluyor ve iyi yetişmeleri önemli. Bağımlı bir şekilde, otistik bir şekilde yetişmemesi bizim için önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Kesinlikle. O yüzden kendi evlatlarınızı koruma altına almak zorundasınız. Bakın telefonların dijital sağlık diye bir kısmı var. Ayarlar kısmına girip orada aramaya dijital sağlık yazdığınız zaman çıkar. Belki hani bazı telefonlarda H-Alt diye görünüyor olabilir. Sağlık demek zaten. Evet. Oradan girip mutlaka ama mutlaka çocuğunuzun gün içerisinde neyle meşgul olduğunu kontrol etmelisiniz. Özellikle VPN diye bir uygulama var. Bu uygulama kullanılıyorsa VPN hani çeşitli kullanım alanları var ama gençlerin en çok kullandığı şey yasaklı sitelere erişim için kullanıyorlar bunu. Çok doğru. VPN kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Bunu mutlaka kontrol etsinler. Hocam devlet eliyle bu engellenemez mi? Bu yasaklı siteler. Yani devlet teknoloji konuşuyoruz. Engellendiği için yasaklı zaten. Evet. Ama işte daha ayrıntılı işte bir şekilde. İşte VPN dediğimiz uygulamalar bunların arka girişini bulabiliyor yani. Değil mi? Eyvallah. Evet hocam şöyle biraz ısıttım. Erken pişirdiğim için çok da iyi bir yağ, şöyle bir yağ koyup yağda bir çevirdim. Şimdi o da hazır. Yavaş yavaş artık sunumumuza geçeceğiz. Çorbamızda değerli izleyenler ne yaptık? Sebzelerimizi bir haşladık önce. Sonra rondodan geçirdik. Sonra başka bir tencerede tereyağıyla şöyle un, bir tepeleme kaşık unu şöyle bir kavurduk. Kokusu çıkıncaya kadar. Sonra baharatlarımızı koyduk ve haşladığımız, rondodan geçirdiğimiz çorbamızı bu diğer tencereye boca ettik. Ta ki ne zamana kadar? Kaynayıncaya kadar şöyle bir karıştırdık onu. Kaynayınca altını kısıp pişirmeye bıraktık değerli izleyenler. Burada da daha önceden ilk bölümümüzde yaptığımız yumurtalı ıspanağımızı da kenara almıştık biliyorsunuz. Şöyle bir tereyağı koydum. Şöyle bir çevirdim. Pardon sıvı yağ koyup şöyle bir çevirdim. Isıttık onu. Şimdi sunumumuza geçeceğiz. Tabii ki ıspanaklı yoğurdumuz, şeyimizi, yumurtamızı sarımsaklı yoğurtla. Hocama sordum. Hocam bundan sonra ders var mı? Derse falan ya da kuruma gidecek misin program sonrası? Yok dedi. O zaman sarımsaklı yoğurt tercih edebiliriz dedik. Çünkü bunun şeyi sarımsaklı yoğurttur yani güzelliği. Yoldaşı. Değil mi yoldaşı? Çorbamızı da karıştırdık. Sonradan başka bir küçük bir tavada pul biber, kırmızı toz biber ve naneyi tereyağında kavurup üzerine dağladık. Olay bu. Şimdi şeye hazır. Sunumu hazır artık. Zamanımız da kalmadı. Şimdi hocam sorularımız var. O soruları cevaplarken sen ben de sunumumuzu yapayım. Yemeğimizin diyeyim. Şöyle hayırlı haftalar Milat Bey demiş. Menünüz yine çok sağlıklı ve lezzetli görünüyor. Evet. Kış aylarının aslında hem ıspanak hem sebze çorbası vazgeçilmemiz olmaması lazım. Ne dedik ilk bölümde? Her şeyi zamanında tüketelim dedik. Evet program gereği domates de kullanıyoruz, yeri geliyor. Biber de kullanıyoruz, salatalık da kullanıyoruz. Ama yani evlerimizde her şeyi zamanında yani kış sebzelerini tüketmemizi tavsiye ettik. Görünüyor. Alper hocama sorum demiş. Benim oğlum YKS'ye girecek. Ramazan'da oruç tutmak istiyor ama Ramazan'da uyku düzeni tamamen bozuluyor. Birçoğu öyle. Doğru. Bozuluyor. Dikkati dağılıyor ve agresif oluyor. Geceleri ders çalışmak iyi bir alternatif mi? Teşekkür ederim demiş şimdiden vereceği bilgiler için. Ya dediğim gibi yani Ramazan'da hepimizin hayatında değişiklikler oluyor. İster istemez oluyor. Hepimiz daha agresif oluyoruz. Kesinlikle. Tabii. Şüphesiz. Uykusuzluk zaten aslında ciddi anlamda agresiflik yapan unsurlardan biridir. Evet. Yani bunun için oruç olmanız da gerekmez. Uykusuz kaldığınız zaman. Agresiflik biri agresiflik mi dedi Alper hocam ya Ramazan'da?
Yani uykusuz kaldığınız zaman agresif olursunuz. Bu çok böyledir. Ama sonuç itibariyle gençlerimiz orucunu tutmak istiyorlarsa, hani ben bu konuda aman tutmasınlar falan diyebilen bir yetkili de değiliz. Yani yetkim zaten yok, o ayrı bir şey ama hani böyle bir zihniyete de sahip değilim. Bence tutabildikleri kadar tutsunlar. Evet. Biraz da agresif olsunlar canım, ya, ya yapacak bir şey yok yani, bu da bunun gerçeği. Gerçekten doğru. Sabaha kadar ders çalışma, dediğim gibi benim de uyguladığım bir şey olduğu için hani kişisel farklılıklar var bu noktada. Tavsiye edilebilecek bir şey değil. Evet. Yani nasıl? Herkesin kendine göre bir, bünyesine göre bir düzen tutturması gerekiyor. Ama o izleyenimizin sorduğu sorudaki öğrencimizin yapmayı planladığı şeyi, ben yaparak hayatımı geçirdim şimdiye kadar. Evet. Öğrenciliğimi hep böyle geçirdim. Ha, bana uygun bir metottu. Çocuğunuz için de uygunsa uygulasın, yapsın, engel olmayın. Bence orucunu da tutmak istiyorsa ona da engel olmayın. Tutsun ve ikisinin beraber yürümesi gerektiğini asla aklımızdan çıkartmayalım. Ufak tefek arızalar olacak yani, yapacak bir şey yok. Yapacak bir yılda şey yok. Bir ayda idare edeceğiz. Ben çevremdekilere hep şunu söylüyorum. 11 ay ben sizi çekiyorum, bir ayda siz beni çekeceksiniz. Yani. Yapacak bir şey yok. Hakikaten de çekiyoruz değil mi hocam? Vallahi doğru. Yani dediğim gibi Ramazan baş göz üstüne. Oruç zorlayabilir bazılarını. Ben açıkçası ne aç kalmaktan, ben tek hocam öğün... yoğurt geliyor. Tadına bakma. Tamam. Siz çorba içebilirsin tabii. Yok, özür dilerim. Ben tek öğün yemek yiyen bir adamım. Yani benim için açlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Biraz susuzlukla ilgili bir problem oluyor. Sürekli konuştuğumuz için ağız kuruluğundan kaynaklanan, evet, bir problem yaşıyorum. Şöyle hemen yoğurdu da ortaya koyacağım hocam. Ama bu da ibadetimiz, yapmak zorundayız yani. Kesinlikle. Evet hocam, şöyle sarımsaklı yoğurdumuz, böyle reklam arasında biliyorsun hazırladım. Ondan, evet, da alırsan çorbadan sonra. İstersen ayrı bir kaşık bırakabilirim onun içinde. Yok, gerek yok. Niye bırakayım? Hani sarımsaklı ya, çorbaya sıra olmasın diye. Her ikimiz de koyarız. Ben hatta şöyle ortayı çukurlaştıracağım. Böyle evet, yapardım çocukken. O, heveslendim yani şimdi efendim. Ortasına mı yoğurdu koyarsınız? Tabii. Şöyle... Malzeme listenizde tuz var mıydı? Vardı hocam. Koymamış mıyım? Koydum. Bayağı da koydum. Öyle mi? Tabii tabii tabii. Bayağı koydum ama eksik gelmiş olabilir. Ben de biraz fazla tuz yiyorum. Ben çok tuzu aramam aslında hocam. Şöyle sunumum şöyle. Evet, tuzu hemen. Aslında şöyle bir şey. Toplum olarak biraz fazla tuz tüketiyoruz. Çok doğru. Çorba bu arada tuz haricinde harika olmuş. Gerçekten ellerinize sağlık. Güzel mi hocam? Evet. Vallahi bakmadım tadına. Şeyi baktım. Ispanağa baktım tadına ama şeye bakmadım açıkçası. Bakmak istiyorum. Tuzunu da katınca tam oturdu. Değil mi? Tam oturdu. Vallahi. Evet. Ben çok yeşillik haricinde tuzu çok aramam hocam. Dediğim gibi ıspanağı da ben çok severim. Şöyle limon da bırakayım yanına çorba için. Evet, güzel olur. Ispanak da gerçekten güzel olmuş. Evet. Annemi ve Bahar Hoca'yı aratmadınız benim için. Bakacağız hocam ben. Yok, gerçekten güzel olmuş. Eyvallah, afiyet olsun. Hakikaten güzel olmuş çorba. Ben yaptım diye ben yaptım diye demiyorum. Şöyle ıspanağın da tadına bakacağım hocam. Şöyle ortasına mı koyuyordunuz yoğurdu? Ben ortaya koydum. Aç, hocam sen şöyle ortaya aç. Açayım şöyle. Yani istersen tamamen karıştırabilirsin. Tamam, yeterli. Alabilirsin de tekrar. Evet. Şimdi efendim bugünkü menümüz ıspanaklı yumurta ve değişik farklı sebzelerden oluşturduğumuz, kış sebzelerden oluşturduğumuz daha doğrusu bir çorba yaptık. Gerçekten tam kış ayına yakışır. Böyle insanın içini ısıtan, değil mi? Evet. Bir çorba oldu. Gerçekten çok güzel olmuş. Eyvallah. Yani menüye olsun. Koyulup satılır mı? Satılır. Yok, bir yani işte hocam Elazığ'ın en büyük eksiği o. Böyle bir sulu yemek, evet, restoranı yok. Maalesef yok. Evet.
Bunu satmaktan korkuyorlar herhalde. Ben satabileceklerini düşünüyorum. Esnaf böyle bir şey, girişimci girerse, böyle bir ilki başarabilir ise neden olmasın derim. Günün her gün farklı bir çorba. Çorbası da olacak, sulu yemekler olacak, değişik farklı. Yani ben sosyal medyada izliyorum birçok yerde, birçok şehirde böyle 30-40 çeşit yemek, sulu yemek çıkartıyorlar. Farklı şehirlere gittiğim zaman o tip lokantaları ben bulmaya çalışıyorum. Gerçekten ben de çok tercih ederim. Ya her yerde kebabı bulabilirsiniz, her yerde eti bulabilirsiniz var. Izgarayı bulabilirsiniz ama sulu yemek gerçekten çok bir farklıdır diye düşünüyorum. Evet hocam, artık teknoloji hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Ben mesajlarım iki tane daha var, onları da tamam sorayım. Hem yemek yerken cevaplarsan sen. Bayağı yemeye başladım. Evet bayağı başladın. Hocam demiş, sınava 3 ay gibi az bir zaman kaldı. Dershanenizde hızlandırılmış kurslarınız olacak mı demiş. Evet, yani evde beceremedi çocuk. Veli de bunu gördü. Evet. Oğlum artık son zaman 3 ay kaldı. Ben seni bir kursa yazdırayım dese. Şu anda yok. Şöyle söyleyeyim. Eskiden vardı. Hatta benim ilk öğretmenliğim 99'da bu hızlandırılmış kurslar üzerinde oldu. Şubat'ta başlayıp Haziran'a kadar bir kurs modeli vardı. Evet. Ama ondan kimler istifade edebilirdi? Yani bakın şöyle düşünün. Üniversiteye hazırlık süreci 4 yıllık lisenin tamamının konularını bir senede anlatma sürecidir. Bunu bir de 5-6 aya indirgediğiniz zaman gerçekten tüm konular özet gibi bir şey o halinde geçebiliyor. Dolayısıyla biz o özür dilerim. Şubat'ta başlayan kursları hiç açmadık. Acı kaçtı sanırım boğazıma. Sigma'da hiçbir zaman Şubat'ta başlayıp Haziran'a kadar giden bir kursumuz olmadı. Çünkü onlardan sadece kimler istifade eder? Konuları gerçekten biliyordur. Hızlı bir şekilde tekrara ihtiyacı vardır. Böyle bir öğrenci, yani hiç bilmeyen işte veya zayıf olan bir öğrencinin faydalanabileceği bir imkan değildi. O yüzden biz hiç açmadık. Ne olabilir? En özel ders uygulamamızdan bahsetmiştik. Onlardan faydalanabilirler. Adı üstünde özel ders. Öğrencinin kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilirler. O daha mantıklı gibi geliyor bana da. Yani o daha mantıklı olur. Eyvallah. İyi çalışmalar hocam demiş. Bazı eğitim kurumları kamp uygulaması yapıyorlar. Evet. Bu doğru bir uygulama mı? Konular bittikten sonra programın bir parçası esnetilmiş, bir parça esnetilmesi gerekmez mi demiş. Aksine. Bence de. Sen bunu bu soruyu sana sormaları son dakikaya kadar ders çalışın diyen bir adama, bir hocaya, bir eğitimciye. Gevşeme, bakın rahata çok çabuk alışıyoruz. Evet. Hani mesela Ramazan'a alıştığımız kadar zorlanmıyoruz değil mi Ramazan'dan doğru çıkışta? Rahata kolay alışılır. O yüzden gevşeme değil, aksine yoğunlaşması gerekir. Kamp uygulaması, aslında Sigma'da her zaman kamp vardır. Sene sonuna doğru da tabii ki bu çalışmaların miktarı artacaktır. Kamp uygulamaları iyidir. Öyle İyi diyorsun. Söyleyeyim. Eyvallah. Evet. Biz de aksini söylemeye yetkili değiliz açıkçası bir eğitimci olmadığımız için. Hocam, ayağına yüreğine sağlık. Yemeğimizi beğendin mi? Yemekler harika. Biz de senin vermiş olduğun bilgilerle tatmin olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür gerçekten ederim. Sağ olasın, var olasın. Efendim, bugün değerli izleyenler, hangi kameradayım? Orada mıyım? Buradayım. Eyvallah. Değerli Alper hocamla ikinci bölümde beraber olduk. Hem Ramazan'da eğitim nasıl olacağını konuştuk değerli Alper hocamla. Ve teknolojinin eğitimdeki yerine devam ettirdik biraz. Çünkü özellikle sınav öğrencileri için eğitim kurumları nasıl bir uygulamaya uyguluyor, veliler nasıl bir şeyler yapacak, engin bilgilerinden faydalandık hocamızın. Kendisine çok teşekkür ederiz. Yemeğimize gelince, bugün böyle Elazığ'ımızda da evlerimizde de sıkça tükettiğimiz, hele hele böyle etlerin pahalı olduğu dönemlerde değil evet mi? Çok tercih edilebilecek tam bir kış sebzesi, ıspanak, yumurtalı ıspanağı yaptık. Ve yanına da kış sebzelerinden yeni oluşan böyle bir sebze çorbası yapmaya çalıştık. Hocamıza da beğendirdiğimizi umut ediyorum. Ellerinize sağlık. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.